Hapis olmuş karakolda. Vay, naver, halin keyfini mi? YouTube bütün gece halis gördün değil mi? Olabilir. Şimdi dışarıda okey oynuyoruz, tamam mı? Oturduk, Batu, ben, işte Bilal Aşko var. İşte biricik yeni gelinim Seboş'um var. Bir de onun hiç sevmediğim şeysi var işte. Adını bile anmayalım, boş ver. Boş ver, adını bile anmak istemiyorum. Bir de o var işte. Bir de o adam bu yanımızda. Neyse efendim. Oturduk, tamam, okey oynuyoruz hep. Birden bir de bir uçak sesi geldi. Ama biz kaç gündür buradayız? Evet, Ufuk. Adını iyi ki söylediniz. Bir uçak sesi geldi aniden böyle. Ama nasıl yakından geliyor biliyor musunuz? Yani hani sanki tam böyle evin tepesinde, yani tam tepesindeymiş gibi bir ses. Hani normalde de uçak geçer eder sesini duyarsın ama. Abi böyle tepemizden bir tane uçak, bak yemin ediyorum size, ama öndeki evin çanak anteni var. Öndeki evin çanak anteniyle uçağın arasında yani taş çatlasın 3-4 metrelik bir mesafeyle geçti. Tamam mı, tepemizden? Hatta Batuhan hiçbirimiz almadan içeriye koşma planları yaptı. Sonra böyle bir geri döndü, bir gofretle beni alacak gibi davrandı. Sonra yine vazgeçti. Bir takım hareketler yaptı yani. Pilot chatten biri olabilir mi? Evi bulmuş değil mi? Evi bulmuş, o yüzden evin üstünde tur atıyor. Hep söylüyorum arkadaşlar, kaş kalkandayım. Gören buyursun gelsin koşsun yanıma. Benim kapım daima açık size. Kollarım açık. Kollarım açık, hemen fotoğraf çektiririm. Bayılırım biliyorsunuz ki öyle şeylere. Abi gerçekten önümüzde de bir dağ var. Bizim dağın o tarafa doğru gitti. Ben dedim çarpacak. Bas bas bağırıyorum zaten. Aha çarpacak, aha çarpacak falan. Ve böyle özel jet yani uçak. Dedim anda çarptı çarpacak, anda çarptı çarpacak. Abi döndü, tamam mı? Döndü böyle, tam dağın oradan döndü. Ama öyle bir yalpalıyor ki böyle uçak. Yok böyle bir şey. Döndü, ondan sonra gitti işte denizin oraya doğru geldi abi. Paralel geldi. İndi ve ileriye doğru gitti. Biz dedik aha da uçak düştü. Aha da uçak düştü. Çünkü o uçağın oraya gitmesiyle beraber sahilden böyle birdenbire küçük küçük yolcu gemileri çıkmaya başladı. Küçük küçük. Biz dedik aha da uçak düştü abi denize. Hani bir gidelim edelim, yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Şu var mı, bu var mı? İnsan mı götürecek? Biz de panik olduk, tamam mı? Ömrümüzde bilmiyoruz çünkü yani böyle şeyler var mı? Uçak düştü. Bizim için uçak düştü abi. Ya çünkü günlerdir buradan ne bir uçak geçmiş, ne tepeden görmüşüz. Sesini duymak ne haşa yani, hiçbir şey yok. Bindik abi 5 kişi şeye, arabaya. Elektrobiyolog, çok teşekkür ederim bu arada hediye abone için. Bindik abi 5 kişi, Allah gidersin o tarafa doğru. Biz bir de tam Kaş merkezindeyiz, kalkan daha uzak. Kaş tarafına doğru düştü ya uçak bize göre. Sen oraya doğru abi uçak yok. Yok. Dedik battı mı? Battı. Kimsenin umurunda değil batıp batmaması. Hatta ben insanlara ayıp diyorum. Ne gamsız tipler falan. Hala orada jet ski sürüyor. Geri zekalı. Uyuzaydan siyah taş muhaları düşmüş gibi bir kardeş. Daha kötü. Ay kendi tavrıma çok ayar oldum şu an. Biliyorsunuz ben bir social justice warrior olduğum için kendimden geçiyorum böyle şey diye. Ulan diyorum ne biçim insanlar, Allah kahretsin, her şey bitmiş, anca gök gezdirme derdinde bunlar falan. Nasıl sana abi, nasıl geçtim kendimden? Yanımda Bilal sürekli diyor ki benim panik atağım tuttu. Bir de bununla uğraşıyoruz. Benim panik atağım tuttu, ben nasıl uçağa binemem, uçaklar benim için bitmişti. Ufuk böyle yere bir şeyler fırladı. Allah kahretsin, nefret ediyorum bu aletten falan. Ben zaten sevmiyordum, nasıl sonra hiç bilmem falan yapıyor. Yok ama yani böyle bir şey. Gidersin oraya, yok abi. Geri döndük, tamam dedik bariyazdan. Hani kıyı tarafından dedik, yapılacak bir şey varsa yapalım. Nane dalası uçağın simge. Gerçekten öyleyiz ama. Batuhan işte kendi kendine teoriler hesaplıyor. Diyor ki... Batuhan şey diyor ki arkadaşlar 15 dakikada batamaz. Yapıyoruz ve izleyin ki ya. Ama zekaya bak yani, zeka da şu. Arkadaşlar batamaz, demek ki dağın arka tarafında yere düştü. ama sadece biz 5 geri zekalı yani. Biz sadece 5 kişi hani seferber oluyoruz.
Ulan aptallar şey dedim mi ya, ne sahil güvenlik var, ne ambulans var, ne başka bir şey. O düşmeden saatler öncesinde yani toplanır millet oraya. Yani der ki biz irtifa kaybediyoruz, şöyle oluyor böyle, millet toplanır. Yani elektrik mühendisliği mezunu olduğu için benim sevgilim tabii. Hemen anladı yani, dedi ki uçak dedi öbür dağın arkasına düşmüşüz. Filmin adı nedir? Filmin adı Salaklarla Avanaklar Çetesi. Abi aksiyon aramadı. Gerçekten yapılacak bir şey var mı diye bu arada şey yapıyoruz yani. Çünkü ömrümde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Kalbim nasıl çarpıyor? Ve bak haberlere bakıyorum sürekli. Tabii sürekli Twitter'a şey yazıyorum. Uçak düştü. Yazıyorum, aradım, bakıyorum. Diyorum ki ulan diyorum bari ben yazayım anasını satayım millet buraya yardım göndersin falan diye düşünüyorum. İlk yazmamışım, gerizekalı muamelesi görecektim. Neyse biz sonra sahil tarafına indik, geri döndük. İşte geçen gün su sporu yaptığımız abinin yanına gittik, o abi bu bölgeye. Google'dan geri arıyorlar nerede? Gittik tamam mı? İşte söyledik hani, dedik tamam dedik Bilal'le şey gitsin hani Ufuk gitsin onlar sorsun hani akıbeti ne oldu, hani insanlar iyi mi, kaç kişi vardı içinde falan diye düşünüyoruz. Gitti işte Ufuk'la Bilal, hatta aptallar önce özel mülke girmişler, orada balayı çiftliği var, ikisi yüzüyorlar havuzda, bu iki geri zekalı oraya girmiş insanların özel mülkü. Hatta biz de bir gün önce sen orada kaydırak var oraya çıkıp kaysak falan diye konuşuyorduk. Aptal aptal iki çıkmamışız öyle bir yere. Geldi bunların ikisi. Dediler ki abi dediler. Hani arka tarafta Muğla'ya doğru ufak bir yangın çıkmış. Yangın söndürme uçağıymış o. Bir de aşağıdakiler bu Ufuk'la Bilal'e gülmüşler şey diye. Demişler ki Bilal'le Ufuk tabii hemen. Ne oldu, seni anlatıyorum, salaklığımızı hangisini? Uçak düştü ya. Hani siz milletin özel mülküne falan girdiniz, uçak nereye düştü diye öğrenmek için. Enkaz arıyorum. Ama enkazı biz 5 kişi arıyoruz yani, asla tabii ki de polismiş, ambulansmış, onu umurunda değil yani. Biz ama aşırı duyarlı vatandaşlar olduğumuz için biz ilgileniyoruz. Bir de şey diyoruz ya, insanlar ne kadar Evet abi ya, en utanılacak kısmı o ya. Ben insanlara bela falan okudum yani, günahlarını aldım gerçekten. Böyle bir rezillik olamaz. Ya gerçekten kimsenin aklı ya gelmedi ki ömrümüzde, bak şimdi ömrümde hiçbir uçakla o kadar yakın ya bulundum. Ama neydi mesela? Türk yıldızları gösteri yapıyordu abi. Onlar hani o kadar yakınımdan geçiyordu, anladın mı? En blok çekilecek anlarda kullanmıyorsun kamerayı. Bunu ne diye çekecektim peki? Ne diye çekecektim? İnsanlar aşağı bunlar demişler ki ya demişler bir tane uçak düştü demişler. Hani biz öyle gibi gördük. Ne yaptılar falan filan, çıkarttılar mı insan içinden demişler. Kadın böyle bunlara gülerek demiş ki ha yok demiş, o yangını söndürme, siz onun için mi geldiniz falan yapmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Rezillik yemin ediyorum. Vallahi rekor kırardı. Bizim sonunda geri zekalı çıkmamız çok büyük mesele olurdu diye düşünüyorum. Bir şey diyebilirim ama Allah belanı versin ki o kadar özel jete benziyordu ki. Olay ne biliyor musun? Olay bir de şey, yandaki dayı da diyor ki uçak patladı Abi evet, o daha kötü. Adam bize diyor ki, yan taraftaki abi bize diyor ki uçak patladı diyor. böyle dayı. Patlama sesini duymadınız mı diyor. Patlama sesini duymadınız mı diyor gerçekten ya. Gittik karşı nehre kadar. Nehir miydi? Denizdi. Deniz aptal. Karşı denize kadar gittik ya.
Hayır diyoruz ki Allah Allah diyoruz. Bir tek diyoruz biz. İnsanlar ne kadar duyarsız hemen tatillerine Allah, devam ediyorlar. Neyse cahilliğimden bir daha öldük. Hayatımda deniz uçağı mı gördüm ya? Ben de bir şey diyebilir miyim bak ama? Şöyle düşün. Batuhan Kütahyalı. Ben Ankaralıyım. Ufuk Eskişehirli. Sadece bak Esra Antalyalı. Sen oğlum sizin orada da var uçak. Kardeşim olay. Uçak diyorum pardon sanki Ankara diyorum. Sizin orada da deniz yok yangın mu deniz uçakları tarafları? 2021'de alan ülkeyiz derler. Bu beni tutuklatacak gibi. Bu beni şey hayatım, yapacak gibi. Hayatımda yangın uçağı mı gördüm ya? ben de görmedim. Bir de bunlar Rusya'nınmış yani. Ben nereden bileyim Rusya'nın uçağı? Rusya'da mı yaşıyorum? Sadece Rus genim var benim. O kadar da Rus geni değil herhalde. Biz de bir de şey konuşuyoruz. Pilot ne güzel indirdi ve pilot çok güzel indirdi diyoruz. Pilot ne güzel böyle bak. Oturmuşuz. Bat diyor ki oğlum diyor çok güzel indirdi yalnız diyor. Hani diyor normal pilot bu kadar. Çok iyi kurtardı falan diyoruz. Batuhan da şey diyor ya. Belki de ama onun yaptığı bir hata yüzünden buraya indirdi. Şey diyor ya bir dağa giriyordu diyor. Dağa giriyordu falan yapıyor böyle. Uçak dağa giriyormuş diyor. Dağa giriyordu çok iyi çevirdim. Uçak bize fake atmış abi. Uçak bildiğimizde fake attı. Resmen aklımız da oynadı. Bir derdim var.